arkadaşlar, hoş geldiniz. Merhabalar, herkes hoş geldi. Tek Uzem Öğrenci Koçu Rukiye Tuğba ben arkadaşlar. Hoş geldiniz yeniden. Çok heyecanlısınız. Başlasın artık. Çok tatlısınız gerçekten. Merhabalar arkadaşlarım, nasılsınız? Keyifler nasıl? Nasıl gidiyor 2024? Merhabalar Şengül Hocam, Abdülkadir Hocam. Bayağı kalabalığız bugün, harika. Hafta sonu olmasının da etkisi vardır diye tahmin ediyorum. Birçoğunuz evdeydiniz galiba. Çiğdem Hocam, Seda Nur Hocam, Murat Hocam, Ayşegül Hocam, Songül Hocam. Hepiniz hoş geldiniz, merhabalar. Nasılsınız arkadaşlarım, kıymetli KPSS öğrencilerim? Umarım hepimiz iyiyizdir. Umarım keyfimiz çok yerindedir. 2024 umarım harika geçiyordur. Şeyma Hocam, şu an sesimde bir problem yok. Beni duyabiliyor herkes. Motivasyon pek yok diyor Sinem Hocam. Olacak, o da olacak. Motivasyon kişinin kendi içindedir arkadaşlar. Harika. Çok güzel. O halde hazırsak başlıyoruz arkadaşlar. Koskoca bir yılı geride bıraktık birlikte. 2023 artık sona erdi ve sınavın yapılacağı yıla geldik. Artık tarihler 2024'ü gösteriyor ve zaman hızla akıyor. Siz kendiniz için bir şey yapsanız da yapmasanız da zaman akmaya devam edecek arkadaşlarım. O yüzden zamanın kıymetini zaman geçtikten sonra, onu kaybettikten sonra ağlayarak değil, üzülerek hiç değil, o anın içindeyken zamanı sımsıkı sarılarak ve hedeflerimiz için o zamanı değerlendirerek kullanalım, olur mu? Ancak böyle mutlu olabiliriz. Kişinin hedefi varsa mutludur. Kişi aksiyon alıyorsa mutludur arkadaşlarım. Şu an benim sesim herkese geliyor değil mi arkadaşlar? Seste bir problem yok. Evet, harika. Peki 2024 hedeflerimiz neler arkadaşlar? Şu an aramızda kimler var? Kimler hangi sınavlara hazırlanıyor? Aa, Soner Hocam, Ardahan dediniz, gönlümü fethettiniz. Neden? Çünkü ben Ardahanlıyım. Kimya, orta öğretim, ön lisans, BESYO, harika. Çok karma bir kitle var. Avukatlık, yani GGK. Evet Soner Hocam, Ardahanlıyım ben. Ziraat mühendisliği, tıbbi görüntüleme, görsel sanatlar, Türk dili, çok güzel. Diyaliz, ön lisans diyaliz. Hemşirelik var, mimarlarımız var içimizde. Münevvercim YKS'ye hazırlanıyor. Münevver ismini de çok severim. O da neden? Çünkü annemin ismi. Nasıl da hepinizle ortak paydada buluşabiliyorum ama. Cansu Hocam, sosyoloji şey aldınız, formasyon aldınız, felsefe öğretmeni olabilirsiniz siz. Siyaset bilimi, AİBF. Hava Hocam, siz de çok tatlısınız. Çok teşekkür ediyorum. Pazarlama bölümü. Harika. Ne kadar idealist bir kitle var. Ne kadar güzel bölümler seçmişiz. Bu bölümleri okumuşuz, bitirmişiz. Çok şükür mezun olmuşuz. Bu sınava girmeye hak kazanmışız. Her şey harika. Peki 24 hedefimiz ne arkadaşlar? 2024'te ne istiyorsunuz? Var. KPSS online kurslarımız var. Seminer sonunda bilgi almak isteyen öğrencilerimize bilgi aktaracağım. 2024'ten kim ne istiyor? Hadi şimdi manifesteme zamanı. Yazsın herkes. Zabıt katibi olmak istiyorum. Atanmak istiyorum diyor Serap Hocam. Kimya bölümünde ilk yüze girmek istiyorum. Amin. Hocam, düdüğümü boynuma asıp çocuklarıma ısınma hareketleri yaptırmak istiyorum. Evet. Çiğdem Hocam, bir de şey vardı, hiç unutmam. Böyle boy sıralaması uzundan kısaya doğru. Sağ baştan say, böyle dönerdik, sayardık falan. Çok güzel. Beden eğitim bu arada çok sevilen bir ders. O yüzden bence siz çok şanslısınız. Yani öyle öğrencilerinizin hocam sizi sevmeme ihtimali yok. Arapça öğretmeni olmak istiyorum. Wow, çok güzel. Laboratuvar olarak atanmak istiyorum. Hedef 90 hocam. Sosyolog olmak istiyorum Serdar Hocam diyor. Memur olup özgür çalışmak. Atanmak istiyorum. Ah Kadriye Hocam.
Sen bu işi biliyorsun. Arkadaşlar ne diyor psikologlar, uzmanlar? Hayallerinizin olabildiğince detaylandırın diyor. Bakın birçoğunuz atanmık istiyorum yazdınız. Ama Kadriye Hocam ne yazdı? Herkes bir baksın. Dereceyle atanmak istiyorum. İşte bu. İşte bu. Harika. Detaylandıralım o yüzden. Memur olmak istiyorum. Harika. Şimdi arkadaşlar 2024 için henüz daha bu yılın ilk haftasındayken yani 365 günlük yepyeni bir sayfa açmışken bu sayfanın henüz 6. sırasındayken kendimize söz verelim ve artık eski biz olmayalım, olur mu? Peki ne olalım hocam? Eski biz olmayalım, ne olalım? Daha çok gülümseyen, düzenli uyuyan, sağlıklı beslenen, düzenli egzersiz yapan, daha çok verimli konuşan, doğru hayırlı konuşan, kendine daha çok vakit ayıran, bütün negatiflikleri hayatından uzaklaştıran ve en önemlisi arkadaşlar, bu çok önemli, hayır demeyi öğrenen, kendini daha çok şımartan, daha çok ütopik de olsa hayaller kuran, kariyer planına, akademik planına, atanma planına sadık kalan, verimli bir çalışma rutini oluşturan ve en önemlisi de kendisi için ders çalışan, bu yılın sonunda atananlar listesinde ismini görmenin mutluluğunu yaşayan bir siz olun. Bunu istiyorum. Bu bizim kararımız olsun. Yeni yıldan beklentimiz bunlar arkadaşlar. Anlaştık mı? Eğer istersek olur. Çok güzel. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Yeni bir sayfa açtık. Şu an ders çalışmaya başlayan öğrencilerim kimler? Destek alanlar kimler? Almayanlar kimler? Programı olanlar kimler? Herkes bir hazırlık sürecinden kısaca bahsetsin bakalım. Program yok. Yeni başlıyorum. Destek almıyorum. Programım yok. Vallahi ben daha başlayamadım. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Desteğim var online. Online destek alanlar var aramızda. Çok güzel. Ekim gibi var. Vay, bayağı erken başlayanlar var arkadaşlar. Çok güzel. İki çocuk annesiyim. Ah. Çok güzel. Özellikle annelerime, babalarıma söylüyorum. Ebeveyn olanlar biraz daha kulak kabartıp beni biraz daha dikkatle dinlesinler. Arkadaşlar, hedefine ulaşmak isteyen kişilerin, öğrencilerin gerekçeleri vardır. Anne baba olmamız bir gerekçedir. Annemizin hayalidir bizi o kadroda görmek, o önlüğün içinde görmek ya da o koşullara sahip olduğumuzu, mutlu yaşadığımızı görmek. Yani mutlaka bizim o hedefe ulaşmamız için gerekçelerimiz var arkadaşlar. Ama atanmak istemeyenin, başarılı olmak istemeyenin, kendisine güvenmeyenin de arkadaşlar her zaman bir bahanesi var. O yüzden ben istiyorum ki şurada olan kıymetli öğrencilerim, YKS, KPSS, girdiğiniz sınavın hiçbir önemi yok. Siz lütfen bahanesi olan tarafta değil, gerekçesi olan, dayanak noktası olan, atanmak, başarmak isteyen tarafta olun, olur mu? İki çocuk, biri 6 aylık. Ay, Allah bağışlasın. Berk hocam yayınımız kaydedilecek. Sonrasında da izleyebilirsiniz. Kaçırdığınız bir nokta olursa. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar çalışmak için motive olmamız gerekiyor. Motivasyon biliyoruz ki kişinin bir ihtiyacı. Herkes motive olmak ister. Gerek dışsal kaynaklardan, gerek içgüdülerimizle bunu kendimizin de sağlamasını istiyor olabiliriz. Kendimizden beklentimiz bu da olabilir arkadaşlar. Çünkü motivasyon bir ihtiyaçtır. Ve biliyorsunuz ki diğer bütün ihtiyaçlarımız gibi davranışlara bu ihtiyacımız bizim eylemlerimize sebep olur. Ve bu davranışlar sonrasında tatmin duygusu yaşayarak motivasyonumuzu artırırız. Eğer ki motivasyonda, iç motivasyon ya da dışsal kaynaklarda herhangi bir desteğimiz ya da bize inanan birileri yoksa, en önemlisi de siz kendinize inanmıyorsanız arkadaşlar, motivasyon eksikliği eşittir başarısızlıktır. Bu birinci kural.
Şeyma hocam, inan seni çok iyi anlıyorum. Sen anlatamasan da anlıyorum ben. Çok haklısın ve atanacaksın inşallah. O yüzden eğer bu motivasyonu içimizde hissedebiliyorsak ve hazırsak, bizim ders çalışmak için bir sebebimiz olmalı. Siz neden ders çalışacaksınız arkadaşlar? Atanmayı ya da kazanmayı neden istiyorsunuz? Hadi herkes yüksek sesle söylesin. Sizin neye ihtiyacınız var? Siz harekete geçirmek için ne olması gerekiyor ya da neden atanmak istiyorsunuz? Neden ders çalışmanız gerekiyor? Kendi ayaklarımızın üzerinde durmak için. Doğru. Kimseye muhtaç olmamak için. Annem için. Ah Sıla hocam. Bebeğimin uyuması gerek. Evlenmek için hocam. Ah çok güzel. Kendimizi tamamlamak için, doktor olmak ve hayatı yaşamak. Çünkü yılların emeği çöp olsun istemiyorum. Özel sektörden kurtulmak için. Betül hocam ne iş yapıyorsun? Çok merak ettim. Daha çok sevilmek ve sayılmak için. Wow. Şeyma hocam, siz her halinizle sevilmeye ve sayılmaya layıksınız öncelikle. Evet, toplumun ne yazık ki bu yönde insanları konumlandırma gibi bir yanılgısı var. Bunu değiştirmek çok zor. Biz insanları kategorize eden tarafta olmayalım. Varsın olsun, onlar bizi kategorize etsinler, ama unutmayalım ki arkadaşlar, her birimiz zaten değerliyiz. Bunu bir belgeye, bunu bir maaş bordrosuna bağlamamak, bunu bir mesleğe, bir sıfata bağlamamak gerekli. Evet, ama en çok da arkadaşlar, özellikle öğretmenlerim beni çok daha iyi anlayacaklardır. Çünkü onların eğitimlerinde belirli kuramcıların teorileri üzerine eğitim alırlar. Mesela Maslow'un 7 basamaklı bir ihtiyaçlar hiyerarşisi vardır. Ve en tepede ne vardır arkadaşlar, biliyor musunuz? Var mı bilen bu sorunun cevabını? Wow, Can hocam çok güzel. Aynen öyle. Kendini gerçekleştirme. Yani eğer ki siz bu yapmak istediğiniz meslek sizinle bütünleşen bir meslekse, bu senin kendini gerçekleştirmeni sağlar. O yüzden atanmayı en çok da kendiniz isteyin arkadaşlar. Kendi emeğiniz için isteyin. O tatmini yaşamak için isteyin. Eğer öğretmenseniz öğrencilerime örnek olmak için atanmak istiyorum deyin. Onların hayatına dokunmak için atanmak istiyorum deyin. Öğretmenlik benim yapmak istediğim tek meslek. Harika. Çok güzel. O zaman gerekçelerimiz var arkadaşlar. Dayanak noktalarımız her birimizin çok kıymetli. Harika. Verdiğiniz yanıtlara gerçekten bayıldım. O halde artık kendimize bir dayanak noktası da bulduysak, madem sonuca gitmeyi bu kadar çok istiyorsak, vakit ne vakti arkadaşlar? Ders çalışma vakti. O yüzden şu an çalışmaya başlayan öğrencilerimde, başlamayan öğrencilerimde, her kim olursa olsun arkadaşlarım, şu anki mevcut seviyeniz eğer ihtiyacınızı karşılamıyorsa, sadece hedefe ulaşmayı istemek yetmez. Şimdi sıra işe eyleme dökme sırası. Her ne yapacaksanız artık adım atın arkadaşlar. Bakın, destek almayanlar, herhangi bir kaynak almayanlar, program yapmayanlar, bir kursa yazılmayanlar, artık vakit kaybetmeyin. Bu isteğimiz varsa aksiyona dönmeli ve ders çalışmak için kitap mı alacaksınız? Gidin ve o ilk kitabınızı alın. Gidin alın, başlayın. Kursa mı yazılacaksınız? Gidin o ilk görüşmeyi yapın, yazılın. Çalışma programı mı hazırlayacaksınız? O zaman doğru adrestesiniz. Birlikte hazırlayacağız. Seminerde kalmaya devam edin. Şeyma hocam çok tatlısınız. Peki, sizce sizi hedefinize ulaştıracak ders çalışma programının özellikleri neler olmalıdır? Hadi herkes bildiğini yazsın. Hocam benim programım şöyle şöyle olmalı ki ben ancak öyle atanabilirim. Düzen diyor. Çiğdem hocam, siz şimdi sorunca kal geldi diyor. Süreklilik, verimlilik, verimli olmalı. Esnek olmalı diyen var Hatice hocam. O zaman bakalım neler olmalıymış. Ben yanıtı biliyorum.
Planlı ve verimli, bol tekrar ve bol soru. Program o kişiye uygun olmalı. Çok fazla olursa öğrenci olursa bıkar. Tabii ki Samet hocam. Sürekli ve verimli olmalı. Zamanı esnek olmalı. Çok ağır olmamalı. Aynen öyle Çiğdem hocam. Ki sen bir beden eğitimi öğretmenisin. Bu sporun temellerinde de böyledir. Herhangi bir spor dalı ile ilgilendiğinde, çok fazla yüklendiğinde bir daha o sporu belki yapamayacak duruma gelebilirsin. Ders çalışmak da bir alışkanlık arkadaşlar. Bu bir rutin. Kendimizi korkutmamalıyız, bıktırmamalıyız. Gerektiği kadar yapın yeter. Fazlasına gerek yok. Bu kadar mükemmelliyetçi olmaya gerek yok arkadaşlar. Mükemmelliyetçi olmak sadece sizi yorar. İlk önce özgüven. Tabii ki de. Ama onları aştık artık Ceylan hocam. Şu an özgüvenimizi sağladık. Motivasyonumuzu sağladık ve niçin çalışmaya başlamamız gerektiğine dair de beynimize sinyalleri gönderdik. Artık kararımı verdim. Masanın başındayım, çalışacağım. Program yapacağım ama nasıl olmalı? Gelin bakalım nasıl olmalıymış. Bir, birçoğunuz doğru yanıt verdi. Verimli olmalı. İki, seviyenize uygun olmalı arkadaşlar. Her biriniz aynı noktada mısınız sizce? Şu an ben hepinizi bir sınava alsam aynı sonucu almanız mümkün mü? Hadi herkes yanıt versin. Hayır değil mi? O yüzden önce başlangıç noktanı bilmek zorundasın. Aksi takdirde programı neye göre yapacaksın? Kesinlikle Sabahat hocam, hoş geldiniz bu arada aramıza. Ben de Tuğba, çok memnun oldum. Sabahat hocam diyor ki program uyulabilecek şekilde olmalı. Yani gerçekçi, ütopik değil. 15 saatlik program yap, uyamadım. Tabii ki uyamazsın. Gerçekçi değil bir kere. Çok normal uyamaman. 3. Sürdürülebilir olmalı. Arkadaşlar programı yaptınız. Mükemmel bir program. Bir hafta uyudun, sonrası yok. O program mükemmel olsa da sana bir katkı sağlar mı? Sağlamaz değil mi? Yani doğru program hazırlasan da bunun sürdürülebilir, devamlı olması gerekiyor. Aksi takdirde arkadaşlar şu bir gerçek. Hiçbir ders çalışma programı kişiye büyü yapmıyor, sihir yapmıyor. Yani o program burada dursun, ben o programa bakayım ve bir anda o bilgiler zihnime girsin. Böyle bir durum asla söz konusu değil. O yüzden sürdürülebilir bir program burada işin içine ne giriyor? Sizin öz disiplininiz giriyor. 4. Öz disipline uygun olmalı. Arkadaşlar çalışmak meşakkatli bir süreç. Çok da keyif alınabilecek bir süreç. Eğer doğru yöntemleri seçerseniz, psikolojik olarak kendinizi doğru yöntemlerle güdülerseniz çok keyifli. İşin sonunu düşünürseniz müthiş haz verici bir şey arkadaşlar. Unutmayın ki her eylemin bir sonucu vardır. Eğer sonuç seni tatmin ediyorsa o eylemi her halükarda yaparsın. O yüzden lütfen atandığınız okulu düşünün. Sağlıkçı öğrencilerim, atanmak istediğiniz hastanenin fotoğrafını çıkarın Google görsellerden. Yapıştırın bilgisayarınıza. Ben seneye burada olacağım deyin. Önlük. Sağlıkçıların inanılmaz bir önlük takıntısı, mutluluğu vardır. İnanılmaz haz alırlar. Gidin o önlüğünüzü de diktirin. Ben seneye bunu giyeceğim. Ben seneye bu önlüğün içinde olacağım. Bütün vaktim bu önlükte geçecek. Yani sonucu kendinize sürekli hatırlatın. Yoksa ders çalışmaktan keyif alamazsınız. Disipline de olamazsınız. Disipline olamayınca programınızı da sürdüremezsiniz. Dolayısıyla bütün emekler çöpe gider. Şeyma hocam, saatlerin hiç önemli değil. Sen değişken yapıda bir öğrenci olabilirsin. Hayat sorumlulukların farklı olabilir. Standardın olmayabilir. Önemli olan sen her gün o çalışmayı yapıyor musun, yapmıyor musun? Bunu kendine sor. Kesinlikle. Nur Sima hocam diyor ki çalışma sistemimiz bize ve hayatımıza uygun değilse verimsiz olur. Evet. Şimdi geldim arkadaşlar 5. maddeye. Kesinlikle ve kesinlikle öğrenme yapınıza uygun olmalı. Peki öğrenme yapısı nedir? Var mı bilen? Öğrenme yapısını bilen var mı? Daha önceki seminerlerime katılanlar, kayıtlı öğrencilerim, öğretmenlerim. Arkadaşlar öğrenme yapısı kişinin parmak izi gibidir.
Bilişsel ve psikolojik sürecini kapsar. Her öğrencinin öğrenme yapısı farklıdır. Çünkü her öğrenci özeldir, tektir ve biriciktir. Unutmayın ki sizin de birer öğrenme yapınız var. Bunu bilirseniz, buna uygun çalışırsanız yaptığınız çalışmadan daha fazla verim alırsınız. O yüzden öğrenme yapınızı kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Hatta seminerin sonuna kadar kalan öğrencilerime de minik bir sürprizim var. Öğrenme yapınızı Türkiye'de tespit edebileceğiniz sadece tek uzamda uygulanan eğitim analizlerimizin linklerini paylaşacağım. Aa, öyle mi Sabahat Hocam? Çok güzel. Daha önce bizim kayıtlı öğrencimizsiniz. Ve sürekliliği devam etmeli. Bu da sürdürülebilirle benzer bir özellik arkadaşlar. İstikrarı bozmuyoruz ve en önemlisi yaptığım programın sonuçlarını ölçebiliyor olman gerekiyor. Şu an hanginiz özellikle Eylül'de, Ekim'de başladım hocam, çalışıyorum hocam diyen öğrencilerim, bu sorum size. Sonucunu biliyor musunuz arkadaşlar? Şu an 4-5 ay oldum. Ne kadar mesafe kat ettim bunu biliyor musun? Ölçebiliyor musun verimliliğini kendin programı hazırladığında? Hayır değil mi Songül hocam? Evet Zeynep hocam, hayır. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlarım, sonucunu görmediğim bir çalışmaya nasıl güvenip devam edebilirsin? Ya verimsiz çalışıyorsan, ya ayların boşuna gittiyse, ya 7 ayı da aynı verimsizlikle geçirip de Allah göstermesin atanamazsan ne olacak? Bunun sorumlusu kim olacak? Arkadaşlar sonuçları ara ara durup ölçmeniz gerekiyor. Ben bu ay hedefime kaç puan yaklaştım? Ben bu ay kaç konu bitirdim? Kaçını öğrendim? Kaçını unuttum? Bakın Ağustos'ta başladım diyen öğrencim. Ağustos ayından bu yana ciddi bir zaman geçti. 5 ay. 5 ay önce çalıştığın ilk konu geri dönmediysen geçmiş olsun, unutuldu. Geri döndün mü? Her konuya dair bir tekrar periyodu oluşturmanız lazım arkadaşlar. Aksi takdirde şu bardağı düşünün ama bu bardağın altı delik olsun. Sen bardağa su ekliyorsun, bilgi ekliyorsun. Altı delik olduğu için sen buradan ekliyorsun, o buradan akıyor. Yani zihninde kalıcı bilgi olmaz. Tekrar bilginin sigortasıdır arkadaşlar. Eğer düzenli periyotlarda unutma sürenize göre gereken zamanı tekrar için ayırmazsanız, üzülerek söylüyorum, konuyu öğrenmek için ayırdığınız bütün zamanı çöpe atmış olursunuz. Aynen öyle Ayşegül hocam. Sızankova hipotezi. Aynen öyle. Songül hocam, tekrar Songül hocamın sorusunu sesli okumak istiyorum. Çünkü birçoğunuzun buna benzer soruları oluyor. Yani bireyselde de yaptığım çok görüşme var. Yıllardır zaten öğrenci koçluğu yapıyorum. Kendim de öğretmenim arkadaşlar. Eğitim fakültesi mezunuyum. O yüzden sizi çok iyi anlıyorum. Diyor ki Songül hocam, konuya çalışıyorum. Bir ay geçmeden unutuyorum. Başa dönüyorum. Tekrarı düzenli nasıl yapacağımı bilmiyorum. Songül hocam, bir kere senin unutma süren kaç gün? Bunu bilmen lazım. Bunu nasıl bileceksin hocam? Bizim eğitim analizlerimizde öğrenebilirsin. Ben analiz linkini ilettiğimde lütfen bu linke tıkla ve analizi çöz. Özellikle mini eğitim analizlerinde unutma hızı analizi de var. Lütfen onu da çöz ve unutma süren düşük mü, yüksek mi, orta mı, bunu belirle. Belirledikten sonra kaç günse her bitirdiğin konuyu unutacağın gün sonrasına yeniden programını ekle. Bugün bu konu çalışıldı. 15 gün sonra bu konunun tekrarı yapılacak. 15 gün sonraki programın şimdiden hazır olsun. Aksi takdirde bir periyot oluşturamazsın. Mesela bizim kayıtlı olan öğrencilerimiz şunu çok iyi biliyorlar ki arkadaşlar, onlar bunlarla uğraşmıyorlar. Yani ben hangi konuyu çalıştım, kaç gün sonra tekrar edeceğim, ettim mi etmedim mi gibi bir kaygıları yok. Çünkü biz öyle bir sistem geliştirdik ki arkadaşlar, tek uzem olarak Türkiye'de sadece bizde yapay zeka destekli tamamen bireysel akıllı bir sanal koçluk hizmetimiz var hocam. İsmi Tekes.
tek eğitim sistemim ve bu sisteme kayıt olan öğrenci de tekrarları dahi kendi özelliklerine uygun. Kaç günde bir unutuyorsa unutmasını engelleyecek şekilde otomatik olarak programına ekleniyor ve yapay zeka sistemi tarafından öğrenci sürekli kontrol altında. Şeyma hocam, bilmemen çok normal. Onu profesyonel bir şekilde ölçümlemen gerekiyor. Ve en önemlisi neydi arkadaşlar? Programınız kişiye özel olmalı. Ve lütfen artık daha önceki yıllarda, eminim birçoğunuzun ilk sınav deneyimi değil, eminim birçoğunuz 2 kez, 3 kez, 4 kez hatta 5 kez giren öğrencim de vardır. Sorun değil, önemli olan son senenin bu yıl olması. Evet Feyza hocam, sen çok uzun yıllardır emek veriyorsun. Ve lütfen arkadaşlar, geçmiş yıllarda yaptığımız hataları yapmayalım. Bakın ne demişler, aynı yoldan gidersen varacağın yer aynı olur. Aynı yöntemleri denersen varacağın puan aynı olur. Yolunu değiştir, yöntemini değiştir, kendini değiştir, kendine bakış açını değiştir, sınava bakış açını değiştir. Bir kere merkeze kendini alacaksın. Sen nesin? Nasıl öğreniyorsun? Kaç puan alabilecek potansiyeldesin? Hedefine ne kadar uzaklıktasın? Sınava kaç gün kaldı? Senin ayırabileceğin süre kaç saat? Bu süre yeterli mi değil mi? Hadi çalışmaya başladın. Öğrendin mi, öğrenemedin mi? Verim aldın mı, alamadın mı? Sürekli kendini analiz etmen gerekiyor. Yusuf hocam teşekkür ederiz. Sizin beğenmeniz çok mutlu etti bizi. Bizim bu arada yaklaşık 201'in üzerinde öğrencimiz var arkadaşlar. Kayıtlı üyemiz. Ve başarı oranımız da çok yüksek. O yüzden lütfen başkasına ait bir programı artık uygulamayın. Dedik ya en başta, 2024'te sen artık eski sen değilsin. Yeni bir sen, bembeyaz bir sayfa açıyorsun. Artık başkasını taklit etmek yok. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Hadi herkesten söz istiyorum. Artık bu seminerde olan hiçbir öğrencim YouTube'dan aman şöyle derece elde ettim, aman böyle program yaptım, aman şu kadar soru çözdüm, aman buraya kayıt oldum, bunlara kanmak yok. Sen teksin, özelsin ve biriciksin. Sana özel olmadığı sürece onu birinci yapan program seni birinci yapmaz. 2. Ders atlamak yok. Konu atlamak yok. Bakın birçoğunuz, özellikle sözel branş öğrencilerim, öğretmenlerim, matematik yapamam, sevmiyorum, yapmayacağım, paragraftan sıkılıyorum, İşte vatandaşlık çok karışık, ezberim yok, yapamam. Bunlardan vazgeçeceğiz arkadaşlar. Amacımız neydi bizim? Biz az önce ne için söz verdik? Atanmak için, değil mi? Hayallerimize ulaşmak için. Atanmak istiyorsan ders atlama lüksün yok. Neden yok? Yüksek puan alman gerekiyor. Doğru mu? Şu an artık 80 puanın altında ataması olan çok az bölüm var. Hatta artık hiç yok. En az her birinizin hedefi 85-90-95. Ben bu puanlar için matematikten de vazgeçemem, vatandaşlıktan da vazgeçemem, Türkçeden hele hiç vazgeçemem. O yüzden ders atlamayacağım. Her derse karşı mesafem aynı olacak, aynı sevecenlikle, aynı hoşgörüyle yaklaşacağım. Olumsuz yargıya yer yok. Aynen öyle Feyza hocam. 3. Az önce söylediğim şey, tekrar yapmayı ihmal etmiyorsun. Konu anlatımına ne kadar değer veriyorsan, o senin için nasıl bulunmaz bir parçaysa, tekrar ondan daha önemli arkadaşlar. Düşünün ki çok pahalı bir telefon aldınız. Telefon. Kılıfınız da yok. Kırılmaz camınız da yok. Telefonu pahalı pahalı aldın. Bütün yatırımını gittin buna yaptın. Bir işi güzel kullanıyorsun. Telefonun sigortası yok. Garantisi yok. Hiçbir şeyi yok. Ne olur? Tedirgin olursun değil mi? Yani ben bu telefonu nasıl koruyabilirim? Arkadaşlar, bilgi en değerli şeydir. Bakın, bir öğrenci için bilgi telefondan da, paradan da, zamandan da daha önemlidir. Sen o bilgiyi aldın, çok güzel, zihninde onun sigortası, onun kaskosu, onun garantisi de eşittir. Tekrar
Sen gidip telefonu almışsın, yatırım yapmışsın ama ona minik bir yatırım daha yapıp garantileyeceksin, bu kadar. Bunu yapmaktan çekiniyorsunuz. Hayır. Konuyu öğrenmek ne kadar önemliyse o konuyu sınava kadar saklı tutmak da o kadar önemli. Anlaştık mı? Bu tayfa artık tekrarlarını aksatmayacak. Hiçbir şekilde ihmal etmeyecek. Aynen öyle. Sabahat hocam çok güzel, 14 puana ihtiyacınız var. Yaklaşmışsınız hedefinize. 14 puan ne ki hocam? 7 ayınız var. 7 ayda 14 puan çok rahatlıkla yükseltirsiniz. Ah Songül hocam çok güzel. Her şey bizim elimizde tamamen. Biz insanın kaderini kendi çabasına bağlı kaldık diyor. Aynen öyle. Kişinin kaderi kendi çabasına bağlıdır. Yeter ki inancımızı ve çalışma azmimizi kaybetmeyelim. İşte bu. Doğru çalışmak. Formül bu arkadaşlar. Tabii ki ders çalışma programına geçmeden önce arkadaşlarım, sizin öncelikle derslerdeki seviyelerinizi bilmeniz gerekiyor. Şu an kimler hangi seviyede olduğunu biliyor mu? Hocam ben X dersinde birinci seviyedeyim, Y dersinde dördüncü seviyedeyim. Bunu bilmeniz lazım mesela. Var mı bilen? Sümeyra hocam bilmiyor. Hatice hocam bilmiyor. Birçoğunuz eminim ki bilmiyorsunuz. Ben sizin yerinizde olsam arkadaşlar, şimdi aktaracağım bilgiyi hiçbir eğitimci, rehberlik uzmanları, öğrenci koçları da dahil ve hiçbir eğitim kurumu sizinle paylaşmayacaktır. Çünkü benimsedikleri yöntem bu değil. Sadece benim paylaştığım ve sadece tek uzamda uygulanan model, garanti öğrenme modeli. Bence bunun ekran görüntüsünü alın. Hatta çalışma masanıza da çıkarın koyun. Çok faydasını göreceksiniz. Değil mi? Songül hocam diyor ki, hocam körlemesine çalışıyormuşum, onu fark ettim şu an. Evet, bazı farkındalıklar gerekli hocam. Arkadaşlar her öğrencinin her konuda 5 ayrı seviyesi vardır. Hani bize eskiden öğretilirdi ya, iyi, kötü. Ya da şey, iyi, orta, eksik, 3 seviye. Hayır arkadaşlar, 5 seviye var. Temel seviye, başlangıç seviyesi, orta seviye, ileri seviye, üst seviye. Ve sen eğer bu 5 seviyeyi uygun çalışmayı yaparsan öğrenemeyeceğin hiçbir konu, çözemeyeceğin hiçbir soru kalmayacak. Ekran görüntüleri alındıysa sonraki sayfaya geçiyorum. Ayşe hocam, sonrasında seminerimizin tekrarını izleyebilirsiniz. Çok şeyden bahsettim. Aynen öyle. Özet geçilebilecek şeyler değil. Çok kıymetli özel bilgiler. Sonrasında yeni baştan sıfırdan izlersiniz. Arkadaşlar eğer bir derste temeliniz yoksa orada direkt yekten ben kayıt oldum dershaneye, ay gireyim dersime öğreneyim diyemezsiniz. Önce ön hazırlık yapmanız gerekiyor. Ama size kimse ön hazırlık yapmanız gerektiğini de söylemez. Tek uzamdan başka tabii ki de. Ya da bir konuda çok ileri düzeydeyseniz, çok üst düzeydeyseniz konu anlatımıyla tekrarla zaman kaybetmenize gerek yok. Buna uygun çalışma yapmalısınız. Eğer siz artık ileri düzeye, üst düzeye çıkmış bir öğrenciyseniz artık soru kalıplarıyla sürecinizi pekiştirmeniz gerekiyor gibi. Zaten şu görüntüdeki metni okuduğunuzda bu çalışmaları nasıl yapacağınızı da çok iyi anlayacaksınız. Ve bu garanti öğrenme modelini bizim kayıtlı olan öğrencilerimiz kullanıyorlar mesela. Biz eğitimlerimizde bunu referans alarak ilerletiyoruz. Geldim, şimdi hazır mıyız? Geldik bomba ana. Hazırsak arkadaşlar ders çalışma programımızı hazırlıyoruz. Şu an ders çalışma programımızı hazırlayacağımız sistem Tekuzem'in yapay zeka sistemi arkadaşlar. Şu an bu seminere katıldığınız sistem, her birinizin kullanıcı adının ve şifresinin olduğu sistem. Ben kendi panelime gireceğim. Lütfen benim şu anda ilerleteceğim adımları çok dikkatli bir şekilde izleyin.
İnceleyin. Çünkü seminer sonrası sadece bu seminere katılan öğrencilerim için birer kez yapay zeka sistemi üzerinden kendilerine ders çalışma programı hakkı tanınacak. Sadece bir kez örnek olarak, demo olarak. O yüzden bu bir kezlik hakkınızı da iyi değerlendirmenizi istiyorum. Şimdi sizin için örnek bir alan oluşturdum. Hatta ismini de özellikle böyle harekete geçirici, motive edici bir şekilde seçtim. Hemen kullanıcı adıma ve şifreme bakıyorum. Kullanıcı adım. Çok güleceksiniz şimdi bana. Olsun, gülelim birlikte. Gülmek de gerekli. Harika. Atamanogranci@tekuzan.com. Buraya siz kendi bilginizi yazacaksınız arkadaşlar. Hepinizin bu alanda bilgisi var zaten. Seminere form doldurduğunuzda ilk gelen kullanıcı adı ve şifre var ya, onları gireceksiniz. Anlaştık mı? Buraya girdiğimde beni yapay zeka paneli karşılıyor. Burası Derya Deniz arkadaşlar. Her yeri inceleyin, kurcalayın. Bakın burada nasıl kullanılır, tekes nedir, program nasıl hazırlanır, her şey var. Örnek olarak Hatice Hocam birlikte hazırlayacağız. Kayıtlı olan öğrencilerimize, desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimiz için kayıt olduktan sonra rehberlik birimimiz zaten yardımcı oluyor. Şimdi sayfama girdiğimde arkadaşlar benim sağ üst köşede ne bekliyor? Eğitim analizi ve seviye belirleme sınavı. Kusursuz ders çalışma programının özelliklerinden biri neydi arkadaşlar? Öğrenme yapımıza uygun olmalıydı. Bunu demiştim değil mi? Ve bunu nasıl keşfediyorduk? Sadece TEKÜZEM'in eğitim analiziyle. O yüzden eğitim analizinin üzerine tıkladığınızda size bu sayfa gelecek. Teste başla dediğiniz anda öğrenme yapınızı ve psikolojik yapınızı keşfedeceğiniz o kıymetli sorularla karşılaşacaksınız. Bunu mutlaka dikkatinizin toplu olduğu, sessiz olan bir ortamda çözün. Elif Hocam, o zaman üye olmanız gerekiyor. Üyelik formunu doldurup üyelik girişi yapabilirsiniz. Bunu çözdüm. İki, ne demiştik arkadaşlar? Kusursuz ders çalışma programı, derece elde ettirecek ders çalışma programı kişinin seviyesine uygun olmalı dedik. Sonra ne dedik? Her öğrencinin seviyesi birbirinden farklıdır. Bunu tespit etmemiz gerekiyor dedik. O zaman benim gireceğim sınavdaki derslerdeki seviyemi bilmem gerekiyor ama nasıl? TEKÜZEM'in seviye ölçüm sınavlarıyla. Türkçe, matematik, coğrafya, tarih, vatandaşlık. Sınavı başlat dediğim anda o devasa ÖSYM formatına uygun, gözümü korkutacak ama o soruların hepsini sınavda yapabileceğimi bilerek attığım ilk adımda direkt sorularımı çözmeye başlıyorum ve artık yapay zeka sistemi benim hangi derste, hangi seviyede olduğumu biliyor. Sonra geldim en önemli kısma. Çalışma takvimi. Artık seviyemi biliyorum. Öğrenme yapımı biliyorum. Artık yapay zeka beni tanıyor ve benim ihtiyacım olan programı şimdi bana hazırlayacak nasıl? Çalışma takvimine tıkladığınız zaman arkadaşlarım, program derslerini seç yazan alanda özellikle kayıt olacak ya da kayıt olmayı düşünen öğrencilerin burayı çok iyi dinlesin. Çünkü arkadaşlar yapay zeka sistemi bireysel çalışıyor. Yani sen iki dersi birlikte mi çalışmak istiyorsun? Çalışabilirsin. Başla bitir mantığında mı ilerlemek istiyorsun? İlerleyebilirsin. Beşini aynı anda mı götürmek istiyorsun? Götürebilirsin. Burada bütün söz hakkı sende. Yani ne demiştik? Öğrenciyi merkeze almak gerekiyor. Başarı oranımız neden bu kadar yüksek? Çünkü merkezimizde siz varsınız arkadaşlar. Geliyorum, ben kendim için tamamen random örnek bir program hazırlayacağım. Vatandaşlık, tarih, matematik diyelim. Şimdi en can alıcı noktaya geliyorum. Kimler çalışıyor? Kimlerin iş yaşamı var? Kimlerin günlük sorumlulukları var? Kimler günde en az 2-3 saat çalışabilecek? Hadi yazsın herkes. Şu an herkes çalışıyor. Çocuklar, ev işi, yemek var. Şengül Hocam, Allah yardımcın olsun.
Yok Songül hocam, sorumluluk olarak sordum. Yani farklı dersin dışında sorumluluk. 5 saat ayırabilirim. Çok güzel. Soner hocam, siz çobanlık yapıyorsunuz. Kışın biraz doğru. Sizin biraz mevsimlik gibi oluyor. Allah'tan KPSS de yaza geliyor. Kışın rahatça çalışırsınız bence. Neden olmasın hocam? Arkadaşlar öyle bir sistem geliştirdik ki öğrenci çalışma saatini kendisi belirliyor. Nerede var bu? Hiçbir yerde yok. Hangi dershaneye giderseniz gidin şu ve şu saat aralığında. Zorunlu. Bu grup var, şu grup var, şu saatte, bu saatte. Kendin bireysel girip hangi sistemde ders çalışabiliyorsun? Saatini nasıl sen seçebiliyorsun? Sana rehberlik uzmanı bir program atıyor böyle. Ne saati uygun, ne günü uygun, ne seviyesi uygun, ne çalışacağın derslere uygun. Kağıt sana bakıyor, sen kağıda bakıyorsun. Sonra kazanamadım. Çok normal, çok normal. Merkeze kendinizi almadığınız sürece sonuç değişmeyecek. Ama bu sistemde geliyorum, kendim için hazırlıyorum. Hafta içi ben 5 gün çalışıyorum arkadaşlar. İşte çalışıyorum ve akşam 18 ve 23 arasında yaklaşık 5 saat geleceğim için yatırım yapabilirim. Bunu yapmalıyım. Kazanmak için gerekirse fedakarlık yapacağım. Bunu yapmalıyız arkadaşlar. Bakın ben gerçekçi yaklaşıyorum. Kazanmak için zamanınızın çok büyük bir kısmını ders çalışmaya ayırmak zorundasınız. Lütfen sonuçların güzelliğini düşünün ve bu süreç sizi korkutmasın. Hafta sonu için de ayrı bir program yapacağım kendime. Gelelim. Hafta sonu. Hafta sonu evde olduğum için daha rahat çalışabilirim cumartesi pazar günü. 12'den akşam 6'ya kadar çalışabilirim. Burada günleri ve saatleri siz kendiniz seçiyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi ben örnek olarak yapıyorum. Şeyma hocam hiç sorun değil. Yeter ki sürekli çalış. Yani şöyle bir kaide yok ki arkadaşlar. Kendi kendinize bunu yine aynı o az önce verdiğim örneği vereceğim. YouTube'dan, oradan, buradan duyup da işte 5 saat çalışmayan sınavı kazanamıyormuş. Neye göre? Kim veriyor bunun kararını? Kimse veremez. Seni seviyen belki de çok ileri. Sen çok ileri level bir öğrencisin. Belki 2 saat sana yetecek. Peş peşe olmak zorunda değil. Aralık da koyabiliyorsunuz programa. Şimdi geldim. Program oluşturuyorum. Şu an yapay zeka benim ders çalışma programımı oluşturdu. Bakın. Bu haftaki program. Ve dedi ki Tuğba, bugün cumartesi. Bugün senin saat 12 ile 12.33 arasında tarihten seviye belirleme sınavı sonucuna baktın ve sıfırsın. Temel seviyedesin. Birinci üniteden seni başlatıyorum dedi ve bakın programımı hazırladı, karşıma getirdi. Ben ne yapıyorum? Kayıt olduktan sonra ne yapacağım? Üzerine tıkla, çalışmaya başla. Türk adının Allah. Türk adını Allah. Meyra hocam, benim dikkat dağınıklığım var. O yüzden blok ders çalışması yapamam. Yapay zeka bunu biliyor. Bastım, çalıştım, değil mi? Sonra ne yapmamı istemiş arkadaşlar? Dipnot. Benim dikkat dağınıklığı düzeyim çok yüksek çıktı eğitim analizinde. Bu yüzden fark ettiniz mi? Yapay zeka bana blok ders çalışması eklemedi. Yani bana özel. Hemen dedi ki Tuğba, çalıştım. Git molanı yap. Gel kaldığın yerden devam et. Mesela saat 2'ye kadar 12 ile 2 arası bana tarih çalıştırdı. Güzelce bir konuyu en azından belirli bir level'a getirdim. Sonra ne matematik? Arkadaşlar benim matematiğim de sıfır. Seviye belirleme sınavına girdim. Hiçbir seviyem yani elle tutulur bir netim doğrum yok. O yüzden dedi ki Tuğba sen matematikte de sıfırsın. Neyse dedi sorun yok sen bana güven. Gel biz seni sıfırdan başlatalım. Tıklıyorum. Buyurunuz matematik.
Şengül Hocam, soru çözümleri için programınıza yönlendirme ekliyor. İsterseniz o saatlerde kendi kaynaklarınızdan da soru çözebiliyorsunuz. Yani kaynakları sisteme entegre edebiliyorsunuz. İlla ki yapay zekanın içindeki videoyu izleyeceğim. İlla ki onun notuna bakacağım. İlla ki onun sorusunu çözeceğim diye bir kayda yok. Çeşitlilik gerekli. Bu sizin navigasyonunuz arkadaşlar. Yol haritası belli. Sen istersen git bunu canlı derste işle, gel burada tamamladım de. Songül Hocam seviyeyi şurada gösteriyor bak. Seviye belirleme sınavı var ya, görüyor musun? Buraya tıkladığında burada sınavlara girdikten çıktıktan sonra bu takvimi yapıyor. Ben şimdi örnek olarak yaptım. Sinem Hocam, kayıt olan öğrenciler canlı derslere giriyorlar. Bakın orayı da göstereyim. Kampüste arkadaşlarım. Aynı zamanda ne de var biliyor musunuz? Hepinizin çok hoşuna gidecek arkadaşlar. Bütün canlı dersler kayıt altına alınıyor. O yüzden bütün canlı derslerin videolarını rahatlıkla izleyebiliyorsunuz. Mesela. Aynen öyle Çiğdem Hocam. İlla ki ya, bir de arkadaşlar şu da bir gerçek. Yani şu an dershaneye giden öğrencilerim de var içinizde. Dershane okey, sana getiriyor, kitap veriyor da o kitap senin seviyene uygun mu mesela? Ya da seni bir sınava alıp Çiğdem sana bu kaynağı gönderdim. Ama Ahmet sana bu kaynak demiyor. Elinde bir tane kitap var. İyi olana da, orta olana da, eksik olana da bunu gönderiyor. Şimdi baktığımda arkadaşlar, biz ne dedik? Eğitim bireysel bir ihtiyaç dedik. Kaynak da bireysel bir ihtiyaç. Biz neden kaynak göndermiyoruz? Bu sisteme kayıt olduğunuzda arkadaşlar, ben size önden söyleyeyim. Somut kaynak gönderimi yapmıyoruz. Çünkü bunu doğru bulmuyoruz. Çünkü her biriniz farklı seviyelerdesiniz. Ve sizin seviyenize uygun piyasada kaynak bulmanız mümkün değil. O yüzden biz olabildiğince kendi dijital kaynaklarımızla sürecinizi evet okey destekleyeceğiz. Ama seviyenize uygun kaynak önerisi de yapacağız. Kim yapacak? Rehberlik uzmanlarımız. Sinem Hocam çok güzel, kayıt düşünüyorsan bence bunları gördükten sonra hemen kayıt işlemlerini tamamlamamız gerekiyor. Mesela arkadaşlar, İbrahim Hoca. Tanıyan var mı İbrahim Hoca'yı? Mükemmel bir öğretmen. Tek uzam zümresinde olan bir öğretmen. Ve bu yılın canlı derslerinin örnek bir video kaydı. Bir bakalım istedim. Yani tek uzamda dersler nasıl işleniyor? Kalitesi nasıl? Merhabalar. Bakın ne kadar keyifli. Görseli var, yazısı var, her şeyi var. Çiğdem Hocam demiş ki vallahi ben de kaydolmayı düşünüyorum. Canlı dersleri takip edemem ama videodan ilerlerim. Aynen öyle Çiğdem Hocam. Video da aynı verimi sağlar. Sen bir de öğretmenlikten gireceksin. 3 farklı sınavın var. Video eğitim daha bile iyi olur. Gelelim bir de matematiğe. Hüseyin Hoca'yı tanıyan var mı? Labçı Matematik. Çok beğenilen bir öğretmen. Matematik öğretmeni. Soner Hocam, yapacağım ama sadece size değil. O yüzden memleketçilikten ziyade eğitimci kimliğimi kullanarak şu an bu seminerimde olan, kendisine bu zamanı ayıran, bu bilgileri kendisi için dinleyen bütün kıymetli öğrencilerime çok özel indirimim olacak. Siz de harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar daha sistemi kendiniz buradan girin, bakın, inceleyin. Dediğim gibi her birinize birer kez örnek takvim yapma hakkı tanıdım seminere katılan her öğrencime. Adımlarını da gösterdim. Videoda bakın. Kampüste video dersleri tıkladığınızda bu alan gelecek. Örnek derslere bakın, hocalara bakın. Ders notları kısmında dijital kaynaklar var. Onlara da bakın. Sistem açık arkadaşlar. Biz sistemimize çok güveniyoruz. Bu sistemin başarı oranı %82. Yaklaşık 10 yıldır sektördeyiz. Ve biz atandırmak istiyoruz bize güvenen öğrencilerimizi. Siz de atanmak istiyorsunuz. İyi olacak, hastanın doktor ayağına gelmiş. Niye vakit kaybedelim? Songül Hocam, birkaç gün faydalanabilirsiniz çünkü sistemin kullanım süresi belirli bir noktadan sonra kapalıyor. Şimdi geldim can alıcı noktaya. Hocam bana ne kadar indirim yapacaksınız? Arkadaşlar.
arkadaşlarım, şu anda seminere özel %30 ile %50'ye varan indirim arasında dev bir indirim kampanyası başlattık. Kısa süreliğine geçerli, yeni yılın ilk haftasına özel geçerli ve salı günü bu indirim kuponu son bulacak. Önünüzde var mı 3 gün? Pazar, pazartesi, salı, müthiş. Hatta ben sizin yerinizde olsam 3 günü bile beklemem. Hemen kayıt olurum, 3 günde de ders çalışırım. 3 günde de analizlerimi, sınavlarımı çözerim, programımı yaparım. Niye zaman kaybedelim? Bakın Burhan Hocam, harika yani, düşüncelerime tercüman oldunuz. Çok zaman kaybettim, daha fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Seminerden sonra direkt kayıt fiyatı uyarsa. Uyuyacak hocam, fiyatı duydunuz da şok olacaksınız. Arkadaşlar, bu sisteme kayıt olduğunuzda canlı dersler, video dersler, Türkiye geneli deneme sınavları, dijital PDF ders notları, yıl sonu kampları, ara tekrar soru çözüm kampları, konu tarama testleri, yapay zeka sistemi ve dönem boyunca devam edecek olan gerek grup gerek bireysel rehberlik hizmetimiz. Her şey dahil arkadaşlar. KPSS, lise, ön lisans, lisans için yalnızca 2500 lira. Tek paket 2500. Eğitim birimleri yalnızca 2500 lira. Öğretmenlerimin tamamı ÖABT paketleri yalnızca 2500 lira. Eğer üçlü pakete kayıt olmak isterseniz arkadaşlar, GGK, Eğitim, ÖABT, bu sözüm öğretmenlerime, onların girdiği üçlü sınav var. GGK, Eğitim, ÖABT. Üçlü sınavda normalde indirimle 5500'e düşüyor ama hadi aramızda kalsın. Sadece seminere özel 5000 liradan kaydınızı alacağım. En geç salıya kadar geçerli arkadaşlar. Bakın sonra hocam ben çarşamba döndüm, cuma döndüm, 5000 demiştiniz kaydınızı alın, yok. Peşinen söylüyorum. Hemen kaydınızı alacağım. 5000 lira ne ki arkadaşlar? 3 paket için 5000 lira ödüyorsun. 1 paket için 2500 lira ödüyorsun. YKS öğrencilerim, TYT 2500, AYT 2500, ikili paketim 4000. Tabii ki Hatice Hocam. Hatice Hocam, GGK eğitim birimleri 3500 lira. İkili paket 3,5, tekli paket 2500. Bir paket alacağını 1000 lira daha ver, iki paket al. Arkadaşlar fiyatlar hiçbir şey. Hatta şimdi ben buraya size yazayım, görüntü de alın. DHBT soran kıymetli Kadriye Hocam, DHBT eğitimimiz yok. GGK'ya kaydınızı alabiliriz 2500 liradan. Online deneme sınavları kayıt olan öğrenciye veriliyor hocam. Güneş Hocam, kalın, seminerde kalın. Şimdi sistem yöneticisi arkadaşımdan rica ediyorum. Kayıt olmak isteyen öğrencilerim, bilgi almak isteyen öğrencilerim, şimdi gelecek linke tıklayın arkadaşlar. Birebir ben de arayacağım. Diğer öğrenci koçlarım da arayacak. Hemen kaydınızı tamamlayalım. Artık şu araftalık sürecini sonlandıralım. Kaynak gönderimimiz yok Sümeyra Hocam. Dijital kaynaklarımız var. Sistem yöneticim, beni duyuyor musun? Sayın Fatih Bey, size sesleniyorum. Arkadaşlar çok yoğun yazdığınız için. Evet, hepinize yetişemeyebilirim. Sistem yöneticimden ricada bulunacağım. WhatsApp hattımızın linkini atacak. Hatta şuranın da görüntüsünü alın bakın. 551 592 5835. Bu numaraya mesaj atın arkadaşlar. Aynen, numaradan yazalım. Sistem yöneticim. Hu hu. Şeyma Hocam, bence bu para ayrılır. Bak inan ki birçoğumuzun belki durumu iyi değil ama şunu ayırırsın. 2500 lirayı 7 aylık süreç için ayırırsın. Siz yaparsınız arkadaşlar, isteyen neleri yapmaz. Merve Hocam, program yaptık örnek. Siz seminer bittikten sonra yapabilirsiniz. Sistem yöneticim, linki atana kadar arkadaşlar 551 592 58 35 bu numarayı herkes kaydetsin. Olabilir çünkü çok yazan oldu. Ben bile çok zor yetiştim Çiğdem Hocam. Bu numaraya Tuğba Hocam'ın seminerinden geliyorum, kayıt olmak istiyorum. İndirim kodumu, indirim çekimi kullanmak istiyorum diye yazalım. Merve Hocam, sisteme nasıl giriş yapacağımızı da tarif ettim. Siz isterseniz seminer sonrası bir tekrar izleyin. Aynen Çiğdem Hocam. Bakın Çiğdem Hocam yazmış bile. Seminerden geldim, kayıt olacağım, indirimden yararlanmak istiyorum. Hemen ben de semineri bitirir bitirmez
hızlıca aramaya başlayacağım sizi. Çünkü sizin bir saatiniz, bir gününüz benim için çok kıymetli arkadaşlar. Sizin için de zaman kıymetli olsun. Sabahat hocam, kredi kartına taksit var, onu da yazayım. Arkadaşlar eğer kredi kartı kullanıyorsak, bakın bunun altını çiziyorum, elden taksit yok. Kredi kartınız varsa 3 aya kadar taksit yapabilirim. Peşin fiyatına 2 ya da 3 taksit yapabiliyorum. Şimdi yazıyorum, tekli paket 2500 TL. İkili paket 3500 TL. Bunun da ekran görüntüsünü alın. WhatsApp'ın numarasını aldınız mı? Üçlü paket 5000 TL. TYT artı AYT 4000 TL. Bunlar salıya kadar, bakın sayfada farklı tutar. Hoş geldin sistem yöneticim Fatih Bey. Gözümüz yollarda kaldı. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bu linke tıklayalım. Linke tıklamayan kalmasın, kayıt olmayan, atanmayan, kazanmayan kalmasın. Ne dedik? Sonuçta 2024'te düzeni değiştireceğiz, eski biz olmayacağız dedik değil mi? Sözümüzün hakkında duralım. Var mı sorularınız? GGK ve hukuk alan. Bilgi hocam, KPSS A artı B'yi soruyorsun sen. A artı B'nin ücreti 6000 TL. 6000 lira. Sistem yöneticimin gönderdiği linke tıklayalım. Soruları olan yazsın. Hemen çok kısa yanıtlayayım. Sadece GGK Betül hocam 2500 lira. Hiçbir şey değil. Yeniden ve son kez söylüyorum. İndirimin son günü salı günü. Salıdan sonra kayıt olan öğrencilerin bu ücretleri bulamayacak arkadaşlar. 10 Ocak'ta üzülerek söylüyorum ki genel maddi durumlardan kaynaklı, herkesin yaşadığı sorunlardan kaynaklı fiyat artışı olacak. Diğer bütün kurumların yaptığı gibi biz de fiyatlarımızı artıracağız. Cahide hocam, kayıt olduğunuzda programı yapabilirsiniz. Şimdi de örnek olarak yapabilirsiniz. Gösterdim bunu. Sadece TYT Murat'cığım 2500 lira. Ayşegül hocam, onun fiyatı ayrı bir fiyatı yok. Zaten eğitime kayıt olduğunda bu sistem sana hediye ediliyor. O yüzden sadece onu da alsan onun da ücreti 2500 lira. Yani sen koçluktan bahsediyorsun. Koçluğun ücreti de 2500, yapay zekanın koçluğu. Evet, sorularınız yoksa ben bir an evvel masama geçeyim. Kayıt olmak isteyen siz değerli öğrencilerimi aramaya başlayayım. Kayıtlarını alayım. Dilek hocam ikili paket. Bütün her şey A'dan Z'ye, canlı video dersler, yapay zeka 3500 lira. Paketlerin içeriği aynı. Sevgi hocam link verdik. Yeniden göndereyim ben sizin için. Üste link var bakın. Yeniden gönderdim ama bu linke tıklayabilirsiniz. O halde arkadaşlarım, öyle mi? Tamam. Tamam Sevgi hocam. Tıklayın buradan. Arkadaşlarım, değerli katılımınız için, kendinize bu yatırımı yaptığınız için, bu kadar keyifli katılım gösterdiğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Hepinizi tanıdığım için çok mutlu oldum. İnşallah Tek Uzam ailemize hepinizi dahil ederiz. Sonrasında daha sık, daha güzel görüşmelerimiz olur, motivasyon görüşmelerimiz olur. Kendinize çok çok iyi bakınız kıymetli öğrencilerim. Sağlıcakla kalınız. Dostlukla, sevgiyle kalınız arkadaşlarım ve en önemlisi esen kalınız. Başarı ve bütün güzellikler sizinle olsun inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederim.